Hüsnü Özkartallar, akordiyon. Aklınıza kim gelirse, Kandıralılar, kim gelirse aklına. Zamanın üstadları. 56 sene. Maşallah. Yani Türkan'a başladığımda 68 senedir farkına hamileydim. Midem bulanıyordu. Buraya gelir gibi yani nasıl aşılı geldiysem öyle bir baş dönmesinden zorla gittim. Ama orada biliyorsunuz dini müziktir. Halide Edip Adıvar'ın romanıdır Sinekli Bakkal. Evet. Evet. Edison o bakkalın kiracısıdır. Türkan da yeğen o bakkalın kızıdır. Ve onun ilahi sesine Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah deyince bütün tomma isterler. Yorgo iyadisler kimler? Tomma isterleri. Ondan sonra tamam ses uydu dediler. Yani Türkan'a yakıştı. Daha evvel benden evvel Sevim Şengül'müş. O kaza mı geçirmiş ne olmuş zorla götürdüler. Ondan sonra Hülya Koçyiğit, Boş Çerçeveler falan. Hep 68-69. Peki Berk abla hep... Yani 52 sene. Sen okuyorsun. Daha evvel Fatma Girik. Sen okuyorsun, senin şarkılarını okuyorlar. Hiç böyle kıskanmadın mı? Kıskanmadım. Demek ki hırsım yoktu. Fakat 40 sene, çocuklar oturun. 40 sene sustum ben. 38 sene. Neden? Bunu neden? Beyazıt Öztürk, beyaz... Reyleri konuşamaz bilen çok sever beni Okan Bayülken'de. Sordular 38-40 sene 68'den 2006'ya kadar. Maşallah. Hesap edin. Şuramda bir sızı hissettim. Sinem'in sormasını bekledim bugün. Şarkılarımı duyunca herkes plakları okudu. Bir kişi iki kişi değil. Muazzez Ersoy'u okudu. Başında. Ondan diğer Zara var şey var. Ofaman Nalan var evet. Falan. Şuramda bir sızı hissettim yolda girerken. Çivi gibi çakılıyordum. Artık televizyonlar 15 sene oldu. 2006'da. Evet. 2004'te uluslararası ödül aldım. Türkan Hülya ile Fatma'dan. Yanan o Bilge Olgaç ödülünü aldım. Hı-hı. Uluslararası, bütün milletler arası. Alınca güvenim geldi kendime. Çık Baykıs dedim. Ve birinci oldum Maydanoz Show'da biliyor. Alican bilir, Alişan bilir. Yani orada herkesin içinde bütün sular akıyor. Yazıyorlar isimleri şimdi söylemeyeyim. Baykıs Özener deyince kalbimi tutmuşum. Demek ki isabet ettim. Ve birinci satışta birinci oldum yani. Un kapanı sinek avlıyordu. O içini cizeden şey olmuyordu. Yani keşke yıllar önce bu işi yapsa mıydım diyorsun. Aferin. Aferin Ayşe. Yani geç kalmışım ama benim alın yazım böyleymiş. Yani kader çizgim böyleymiş demek. Yani ya ben bir şey acaba cesaretim değil, cesaretin yok muydu dedi Hülya Koçyiğit bana röportaj yaptı. Cesaretim vardı da acaba kapımı tıklayan mı olmadı Ayşe? Acaba kapımı tıklayan mı olmadı plak piyasasından? Bugün bir şey öğrendim ben. Ben bunu ilk defa öğrendim. Evet. Gönül, evet, gönül yazarla kardeşlermiş. Evet. Zaten evet. Tavırları, konuşmaları, konuşmalarda benzer ama şarkılarda romantizm olması lazım. Yani buraya hitap edecek. Ablam daha burnunda, daha böyle nazar. Bir geceye ansızın gelebilir. Öyle yani. Ona da sevgiler olsun. Ama... Gönül gönüldür. Beş büyükten biridir ortada. Zeki burada, Emel burada, Gönül burada, Ajda burada. Muazzez abacığım. Görüşüyorsunuz değil mi? Birkaç senedir kendi kendine bir küslük çıkardı. Büyük ablamızın cenazesinde. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra kendi haline bıraktım ama o benim ablam. Tabii. Evet. Ve ben bizim artık benim ben bugün öyle bir yaştayım ki çocuklar. Hepinizi kucaklasam kendimi tatmin edemem yani size sarılmadan. Anlayın. Yani ellerim ayaklarım titriyor. Bir tek Amerikalılarla çıktığım zaman oldum böyle. Pink Martin ile çıkarttı. Psikiyatristler çıkardı. Nasıl bir his bu 40 sene sesini duyup da
bu benim dememek. Evet. Dişini çektiriyorsun Ayşen. Elinde mendille. Bu benim diyorsun. Fatma Gürük olmuş. Kimse inanmıyor. Dişim inanmıyor. Ve ama stüdyolarda şarkı söyleyince inanırız. Stüdyolarda evet. Karanlık odada biz röportaj da yaptık bir radyo programında. Stüdyoda karanlık odada filmin minitajı geliyor. Ağlama sesi. Sırf sadece Türk sanat müziği değil. Arapça. Türkçe, Arapça. Ne diyeyim? İspanyolca var. İspanyolca. Her yani, dilden her şey. Bütün Türk filmleri. Çünkü çok büyük bir şey biliyor musun? Görür. Düşünsene bütün filmlerin rekor kırıyor. İspanya'da olur. Sen söylüyorsun ama önde başka biri var ve tanımıyorlar kimsesini mesela. Bu ama ne diyorlar şimdi? Tek dublör sanatçısı kitaplarım bayağı. Yapıldı. Malatya yaptırdı. Benim sesim sinema diye şapka giydirdi Okan Bayülken bana. İkisi de beyazlar buradan. Belki çıkarım çıkarmam bundan sonra. Allah korusun. Evet. Korusun. Onlara da teşekkürüm. Tonma isterim şarkılarımı çalan, saklayan Necip Sarıcıoğlu'na. Plak şirketim Nilüfer'le Hasan Saltı'a teşekkür ederim tıkladıkları için. Şimdi bir müjde verebilirim size. Hadi. Bugün aldım haberini. İkinci CD'm çıkıyor. Oh. Yine kırıp geçireceğim galiba. Eğer beni Allah mahcup etmesin. İnşallah. Amin. İnşallah. Eminim. Şimdi çok güzel şarkılar var. Bütün hayatınızı anlatan da bir VTR var. Şöyle onu dünden izleyelim. Bugüne gelelim bir. Bir Berk Senener VTR'si. Bu Alişan. Kara gözlüm seni doyunca. Belkıs Özener. O Yeşilçam filmlerinin gizli kahramanıydı. Birçok Yeşilçam yıldızının filmlerde söylediği şarkıları aslında o seslendirdi. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca. Hep kıskandım seni elden yıllar boyunca. Kimler yoktu ki şarkılarını söylediği ünlüler arasında? Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak bilinen Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın başta olmak üzere 300 kadar filmde ünlülerin şarkılarını söyledi. O aktris olan, başrolde oynayan kadınlarımızın seslendirdiği o ses bu ses işte. Gönül Yazar'ın kız kardeşi olan Belkıs Özener, ablası Gönül Yazar'la yolları daha 2 yaşındayken ayrıldı. Bu ayrılık Gönül Yazar evlendikten sonra Ankara'da birlikte yaşamalarıyla son buldu. Seni andım bu gece. Belkıs Özener bir ses yarışmasında birinci oldu. Sonrasında Selahattin Pınar ve Alaaddin Yavaşça'dan Türk sanat müziği dersleri aldı. Ablası Gönül Yazar'ın aksine sahne çalışmalarıyla değil de seslendirme ile arka planda olmayı tercih etti. Belkıs Özener şarkıları yıllar sonra Yeşilçam şarkıları sahibinin sesinden adıyla müzikseverlerle buluştu. Artık